Bismillahirrahmanirrahim. Esmatullahi ve berekatuhu. Evet, kanalımızda sohbetimize devam ediyoruz. Bulugul Meram adlı eserin temizlik kitabı mesler üzerine meshetmek babında 63 nolu hadisi okuyoruz. Mugire bin Şube radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdim. Abdest aldı. Ben hemen meslerini çıkarmaya el uzattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bırak onları. Çünkü ben onları temiz iken temiz olarak giydim buyurdu. Ve mesler üzerine meshetti. Evet, hadis müttefekun aleyhtir. Ne demek? Yani Buhari ve Müslim'de yer almıştır. Nesai mesleri dörtlerde hadis şöyle geçmiştir. Yani dört sünen kitabında. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meslin hem üstüne hem de altına meshetti. Dörtlerdeki rivayet böyledir. Fakat bu hem üstüne hem altına diye gelen ek rivayette, sünenlerde yer alan ek rivayetteki rivayette, yani hem üstüne hem altına lafzında zayıflık vardır. Bu hadis-i şerif Buhari, Malik ve Ebu Davud'dan rivayetleri bir araya getirilirse anlaşılır ki hadis Tebük gazvesinde ve sabah namazı vaktinde cereyan etmiştir. Evet, diğer rivayetlerden de birlikte bilgi toplandığında böyle geçiyor. Mugire'nin meslerini çıkarmaya el attım demesine bakılırsa ya meslerin üzerine meshetmenin meşru olduğu, ruhsat olduğu konusunda bilgisi yoktur. Yahut biliyor fakat mesleri çıkarmaya daha iyi olduğunu düşünüyor. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efsa onu yapacak zannıyla, yani ayaklarını kıyacak diye düşünmüştür. Mugire'nin meslin şartları bulunmadığı zannetme olma ihtimali de vardır. Hatta ihtimallerinde belki de en güçlüsüdür. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bırak onları, ben onları temiz olarak giydim demesi de şartların yerinde olduğu bildirmesi bu anlamı da güçlendiriyor. Evet, bu şeyden devam ediyoruz. Yani ben onları ayaklarımı temiz olarak giydim. Yani ne demek bu? Ben o mesleri giydiğimde abdestliydim, ayağımı yıkamıştım. Demek ki Ebu Davud'un rivayetinde çünkü ben bu mesleri ayaklarım ikisi de temiz olduğu halde giydim şeklinde geçmiştir. Muttefekun aleyh, yani bu hadis hem Buhari hem Müslim'de de yer almıştır. Mugire'den 60 tarık ile farklı şekilde rivayet gelmiştir. Ayrıca İbn-i Mende bu 60 farklı tarikin, yani farklı yoldan gelen hadisin 45'ini nakletmiştir. Hadis-i şerif sefer, yani yolculuk halinde de mesler üzerine meshetmenin caiz olduğunu, meşru olduğuna delildir. Çünkü bu bapta nastır, delil kaynaktır. Hazar halinde, şimdi sefer yolculuk demek. Yolculukta Peygamberimiz Tebük Savaşı'ndayken bu oluşmuştur. Hazar halinde, yani evde kalan, mukim olan insanlar için de biraz ileride gelecek söz konusu hadislerde bunun da meşru olduğu geçmiştir. Ulema-i kiram mesler üzerine mesle hakkında ihtilaf etmişlerdir. Yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisinde delil getirmişlerdir. Seferde ileride gelecek hadislerle istidlal etmişlerdir. Hazarda ise meslin caiz olduğunda kayır olmuşlardır. Yani hem seferde de hem yolculuk, yani yolculuk